Efendim herkese selamlar. Bugün Bizans serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Karakterimiz ikinci Vasilevs. Dedesinin adını taşıyor. Ben bunu bir noktada değiştirebilirim hatta. Belki Nikiforos, Timiskes veya Bardas gibi çeşitli Yunan isimleri de koyabiliriz. İmparatorluğu devralalı bir gün oldu. Babamız 6. Leon 30 sene hüküm sürdükten sonra yaşlılığında getirmiş olduğu zayıflıkla beraber sonunda çöktü ve hayata veda etti. Etrafımızda çok ilginç şeyler olup bitiyor gerçekten. Görmüş olduğunuz gibi İtalya İmparatorluğu dağıldı. Transjurani düklüğü dejur hali bu şekildeyken böyle kocaman bir toprağa hükmediyor. Doğu Frankiye burada bayağı güçsüz. İtalya Kraliçesi yani fena değil ancak borçta. Tek Bavyera zaten adam akıllı duruyor. İngiltere'nin nasıl oluyor bilmiyorum. Burada toprakları var. Üç tane krallığa hükmediyor. Frizya, İngiltere ve Büyük Moravya gibi. Polonya sağlam duruyor. Çok ilginç bir bilgi var. Azarya Ortodoksluğa geçmiş. Bunu beklemiyordum. Hatta başındaki hanedan da değişmiş. Bulanilerdi de Şimdi Aşina hanedanı olmuş. Ve şu an gördüğüm kadarıyla bir bağımsızlık savaşı var. Tabi aynı mezhebe ait değiller. Azarya çok lanetli bir yer diyelim. Çoğunlukla bozkır ve ekonomisi de çok kötü. Gelişmişliğe bakıyoruz. Bakın İtil kontluğu Oyunun başında 13 ile başlıyor. Şu an 10. Gittikçe düşmüş. Büyük ihtimalle hastalıklardan dolayı. Ve hastalıkların ardı arkası kesilmiyor. Öyle söyleyeyim size. Hatta şu an Karadeniz'in etrafını sarmış bir tane frengi hastalığı var. Bu da benim topraklarıma çok yakın. Özellikle dibimizde Burgaz'da bir de Yalova taraflarında var. Yani Zonguldak, Kastamonu bir şey demiyorum. Özellikle Butuna Nehri ve Dobruca tarafları, Köstence, Nesebar tarafları rezalet bir halde. Suriye'yi yeni almıştık. Hatta oraya da bir gezi düzenlemiştik. Otoriteyi biraz toparlamıştık. Kontluk kontrolü birçok yerde hala düşük. Ancak ufak ufak ortodoksluk mezhebini yaymaya başladık. Hatta burada Antakya'yı da ele geçirmiştik. Fena bir karakter olmamasına rağmen nedense Patrik bize eksi 5 ile bakıyor. Bu hoş değil. Yeterince paramız da var. Şu an bizi desteklemeye başladı hatta. Yapabiliyorsak kendisine öğrenci de verebiliriz. Ancak sanırım bu mümkün olmayacak. Vasilevs Leon hayatını kaybetti arkadaşlar. Çok yaşa yeni imparator diyebiliriz. Ben mümkünse seni biraz etkileyeceğim. Sen de zaten şu an altın isteyemiyorduk. Ancak mesela bize karşı görüş kazanman için endüljans versek sana bayağı para gidecek. Bir konseyi hemen şöyle toparlayalım. Bu abi yakında ölecek ama hiç problem değil. Yerine gerekirse olduğunu geçiririz. Gayet güzel. Sanki seni geçirsek daha iyi gibi olur ya. Hı? Sen önemli bir vasalsın. Aynen. Diplomasiye seni getirdik. Güzel. Bütün önemli vasallar şu an arkadaşlar. On sayıda bu gayet güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hatta şu arkadaşlarla da bir ittifak kuralım. Bu bizim kardeşimiz. Şam Dükü aynı zamanda bizim kayınbiraderimiz. Seninle de ittifak kurabiliyoruz değil mi? Çok güzel. Kurduk. Karakterimin kuzeni. <laughs> seninle kuramıyoruz. Bakın daha şimdiden başladı özgürlükçü örgütleşme. Ne yazık ki. Çok kötü bir şey. Hadi sen şöyle bir tutam saç verelim. Sen bizden biraz daha hoşlan mesela. Zaten çok milis aktarmıyormuşsun bize. <laughs> Salgın direnci 52. Au, yalnız bu bizim annemiz ee, kötü. Şimdi değiştirelim. E, yerine eşimizi koyalım. Anneciğim özür dilerim ancak bunu yapmam gerekiyor. Hastalık buralarda çok sıkıntılı. Yani ikinci seviye hastalık, kolay kolay geçmiyor. Acaba Suriye krallığını oluştursam ne olur bakalım? 5 ee, ay içerisinde gönderecekler gibi. Heh. Meşrikilerle kültürel kabullenmeyi arttırmaya devam ediyoruz. Mümkün olduğunca arttıracağım onu. Hastalık geçiyor mu? Heh, bize karşı görüş mü kazanıyor? Harika. Bu sefer eşik bayağı yüksek arkadaşlar. %209. Benim iki katım gücüne sahip olacaklar. Ee, bilmiyorum yani. Acaba bir, bir iki müttefik bulsak da yani etki eder. Mesela şu Polonya gelse yardımımız İngiltere'nin yok kendi derdi var. İtalya bu kadar güçsüz olmasa, öf, Baviera falan belki. Bilmiyorum artık. Azarya'ya çağırmak isterdim. Onların durumun çok daha kötü. Ama muhtemelen mesela Baviera ile ittifak yapsam ve çağırsam gelmeyecek çünkü -61 ile bakıyorum. Her an gönderebilirler ha. Bayılırım. Bilmiyorum ama işimiz hiç kolay değil. Bir deneyelim bakalım şansımız ya. Şimdilik boyun eğmeyelim mesela. Bak kendisi de neyse. 21.000 arkadaşlar. Güçleri çok fazla. Bu arkadaşların birleşmesine kesinlikle izin veremeyiz. Ve benim en büyük dezavantajım Selanik tutuyor olmam. Burası benim toprağım. Dolayısıyla ay ay. Aa. Otorite savaşı. <laughs> Aynı kaderi paylaşırız desen abicim sen de. Evet kaldırın ordularınızı bekliyorum. Aa bir dakika. Ben acaba bu niye benim aklıma daha önce gelmedi? Kendimi koydum. Savaşın lideri Teselya değil mi? Kendisi şu an dönüyor mu? Evet savaştan dönüyor sanırım. başkentimi kuşattılar. Eğer yakalayabilirsek çok iyi olur. İnanmıyorum ya. Tam da başkentimi kuşatmaya başlamışlardı değil mi? Arkadaşlar. <laughs> Ay çok iyi. Gerçekten çok iyi. Mükemmel başladık. Bu sefer de mükemmel başladık. İnanamıyorum. Dük Yakintos'u Teselli Dükü'nü derdest ederek bu şekilde yakalayarak kendisi çünkü ordunun başında değil. Ordunun başında olsaydı hiç yakalayamazdım zaten. Bu kadar birleşik orduya girmek özellikle. Ya, savunma burada bende şimdi. Bakın. Kale savunması 12. Bu bana ciddi avantaj sağlar. E ben de komutan özelliğine sahibim. Savaşçıyım. Buna rağmen başkentinde sıkıntı yaşardım. Sırf tek bir kontluk kuşatarak savaş liderini savaşta yakalayarak Ay, <laughs> şimdi var ya herkesi hapsedeceğim ben. Otomatik herkesi hapsedeceğim. Geçmiş şey olsun. Bana karşı kalkışmayacaktınız işte. Yani bana karşı kalkışmayacaktınız. Bunu yapmayacaktınız arkadaşlar. Benim sabrımı, metanetimi, nezaketimi deniyorsunuz sürekli. Etrafımız düşmanlarla çevrili ve aklınıza gelen ilk şey bana isyan etmek. Sen kendine ne zannediyorsun? Buna cüret. Ya şimdi bunda sorumluluk bende. Yani büyük sorumluluğu bana ait. Niye diye soracak olursanız hemen size göstereceğim. Arkadaşlar oyun kurallarına bakın. Ülke istikrarı düşük. Bunu ben bilerek seçtim. Ama ona rağmen yani ne yaptığımı bilmeme rağmen her nesilde böyle karşıma çıkması. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, düşük istikrar seçerseniz. Yani bu şekilde sağlam bir karaktere sahip olan bir kişi. Bakın bir bağımsızlık örgütleşmesi çıktı dağılma örgütleşmesi kültürel gelenek sebebiyle çıkmıyor eyvallah. Ama kardeşim her veraset sonrası özgürlükçü örgütleşme yapılır mı ya? ya? buradaki salak yüzünden şu an herkes hapsedildi. Ya, sen bana karşı kalkışmadın mı? Aa bir dakika sen kalkışmamışsın bana karşı he? Ben burayı da alırım dedim. Sen de kalkışmamışın? E bura böyle saçmaladı şimdi. Kim kalkıştı lan bana ha? bakın bunlar benim hanedanımdan. Hay. <laughs> burada, burada duruyor böyle. 75 yaşında. Ah desel ya. Ah desel ya. Sen de ki ittifak imzaladık ya. Sen de giderek patlıyordun çünkü. Bu gitti. Bu korkak zaten. Ölecek yakında. Sen gittin. Burası feodal düklük seviyesi. Çok güzel. Bak şimdi ünvanı feshediyorum. ediyorum. senin zaten hayatın kararmış. Güzel arkadaşım. Tamam mı? Şimdi ben bu arkadaşı hadım etmek istesem adil ve halinden memnun olduğu için 60 stres kazanacağım. 10 korkuşunun yanında. Şimdi bu bir tiranlık sebebi değil. Çünkü bana karşı isyan etti. Yani apaçık suç işledi. Bunu yapabilir. Yani yaptığım zaman da kimse sana kardeşim sen ne yapıyorsun demez. Ama ne yazık ki şu karakter özelliğiyle olmuyor. Bu arkadaş olsaydı mesela bu arkadaş hiç acımazdı. Yapardı. Dolayısıyla fidye karşılığı seni serbest bırakıyorum. Burayı da anasını satayım 3lüklük tutabilseydik şöyle sıra boyunca mesela Trakya, Strimon, Selanik eserye kalsın umrumda değil. Çok kral olurdu da işte. niye ya Selanik'i tutun ya da Filipopolis'i tutun. Düklük açısından. Size öyle söyleyeyim. Heh bak. Sen, sen harika bir abisin. Sana burayı verdim abiciğim. Sen halihazırda bir de hane mensubusun. Cumhuriyet vasalı oldu. Cumhuriyet vasalı olunca ne oluyor size söyleyeyim. Vasal yükümlülükleri değiştirilmez. Her zaman belli bir miktarda milis ve vergi verir. Feodaller gibi size habire kanca takıp kendi lehine sözleşme değiştirme niyeti yoktur bu adam. Kendisi toplamda aylık ona yakın altın alıyor. Bana sağladığı katkı %22. Yani bana aylık 2.1 altın veriyor. Tertemiz. Bu abinin çok düşük. Çünkü kontrolleri düşük yanlış anlamıyorsam. Ve kontrolleri yerlerde. Ve bu abi. Al işte. Yani. Bak idam edince sıkıntı olmuyor. Kör etsek mesela. Yine aynı şekilde. Yani Yunan geleneklerini kullanıp yani onu hadım et, bunu kör et, onun hayatını karart. İşte bir tarafını kes, çok affedersiniz. Yaparım derseniz arkadaşlar size tavsiyem önce karakter özelliğinize bakın. Adil değilse yapın. Ele sadist ise mükemmel o zaman stres kaybediyorsunuz. İdam edince 10 korkunçluk kazanacağım. Dindarlık kaybediyormuşum hiç problem değil. Öldürdüm. Çocuğu benden nefret ediyor ama. Buraya başka biri geldi. Sen de mi lan? İdam et. 40 korkunçluk. Şimdi bunun 3 erkek oğlu var. Dolayısıyla Konfedere bölünmesi bile Teselya, Atina ve Antalya şeklinde bölünecek bu. Kuşatma mı altında yapma be. Dur neyse tamam ben bu adamı veririm artık bir şeyler. Sen de mi kalkıştın be? Heh. Sen de mi kalkıştın? Bak mesela seni dedene vermiştik burayı. Her temiz adamdı. Utanmıyorsun değil mi? Bakın bu çok güzel oldu mesela. Bu isyan gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar. Arsianon dükü. Eşi de Obsikion düşesi. Bu ikisi öldüğü zaman topraklar birleşiyor. ilk Dolayısıyla gerçekten bir noktada. En azından kendi dejur sınırlarınızda diyeyim. Ya teokrasi üzerinden gidin. Ya da cumhuriyet. Ha bakın cumhuriyet olunca adamlar gerç kalkışıyor. Özgürlükçü örgütleşme. Teokratik vasal da yapabilirsiniz. Ama özgürlükçü örgütleşme dışında Cumhuriyet vasalları çok daha iyi. Bunu feshettim. Tamam. Şimdi. Korkuşu kazanmıyorum ama değil mi? İdam ettim. Geçmiş olsun. Yani hak ettiniz bunu. Seni sözleşmem mi? Hı? Senin sözleşmem mi böyle? Şöyle yaptım mesela. Bak şimdi ne yapıyorum sana. Kopardım burayı. Vasal savaşını sonlandırmanı isteyeceğim güzel arkadaşım. Lütfen. Haklı hapsetme. Ben... He. Tabii. O zaman bak ben ne yapıyorum sana? Sana şuradaki vasalı aktardım. Tamam mı? Dejur vasalı benden çok hoşlanıyor. Simmiş. Dakika bir. Lan hediye mi gönderdim? Ulan. Hediye karşı serbest bırak. Kafam gitti kafam. Artık gerçekten kafam gitti yani. Heselya'yı mı koparsam? Atina'yı mı koparsam? Oğlu burada. Diğer oğlu nerede? Burada. O zaman şöyle yapalım. Bak Atina'yı senden koparacağım. Tamam mı? Atina'yı senden kopardım. Senin paran var mı? Azıcık param var. Serbest bırakmayı müzakere edeceğim. Serbest bırakmayı müzakere ettiğim zaman ben meşruiyet de kazanıyorum. O meşruiyetim zaten şu an sonda. Gerek yok. Hak iddialarından feragat etmesini isteyeceğim. Bu da demek oluyor ki öldükten sonra hak iddiaları çocuklarına aktarılamayacak. Sürgü denince de toprakları oğulları arasında bölünecek arkadaşlar. Yani sen korkaksın zaten. Tamam hadi baksana şurayı verdim. Tertemiz. Arsiyan undüklüğü. Cumhuriyet. Burayı da Cumhuriyet yapalım ya. Sen de korkak mısın? Sen de sinersin bana karşı. Bakın -55 diyor. Çok fazla düklük. Yüzde yüz. Olay budur. Sen de mi kalkıştın bana ya? Ha? Sen de mi kalkıştın bana? İdam edebiliyoruz mu? Korkunçluk. İdam ettim. Aa tüh. Bunu çocuğu bu. <laughs> Ay çok iyi. 9 saniye. <laughs> of. Bakın dedesi falan başka vasallar olmuş. Of uf uf. Çok kötü. Ünvanını fesettim. Serbest bıraktım seni. Sen de mi kal Nereye dokunsam hapiste birisi var. Ünvanı feset. Çok güzel. Bakın şöyle bir şey yapacağım ben. Burayı da Cumhuriyet vasallarına aktaracağım. Burada kurulmuş bir tapınak yerleşkesi yok. Siren ve maçvayı aynı kişi tutacak. Bu şekilde arkadaşlar. Cumhuriyet baronluğu. 1 bakın 1 2 3 4 5 toplam 5 tane mülkü olacak. Bu şekilde. Çok daha iyi oldu bence. Gerçi bu artar zaten. Şu an çünkü hala baron diye gözüküyor. Burayı sana verdim. Tamam. Şu an temizlik yapıyorum resmen. Başka hiçbir şey değil. Temizlik. İdam et. Bitti. Bu kadar. İdam et. Bitti. Bu kadar. Sen aklımdasın. Ben sana bir şeyler yapacağım. Ben daha evlenmediğim ya. Allah Allah. Çok ilginç. Epir bana kalkışmadı. Bu kalkışmadı. Benevento da mı kalkıştı bana? Sen burayı istiyordun değil mi abiciğim? Bak sana şöyle vasalı aktaracağım. Benevento düklüğünü böyle verdik. Ah sana biraz para da vereyim ha. Ah. Benden daha çok hoşlan. Hadi. Şimdi şuralar kaldı değil mi? Tamam. Şu Atina düklüğünü verdim. Elimden gelse teokrasi yapacağım ama burayı yeni fethetmedik. Söktüğümüz için direkt bizim patrike atandı. Tapınak toprakları. İki düklük tutuyoruz. Elimizde şöyle de kraliyet ünvanları var. Aynı kişi mi bu? önceki nesilde. Hı? Adam akıllanmıyor ya. İdam ettim. Ve yüzde yüzdü yani bana karşı görüşü. Yani işte arkadaşlar yapıyoruz bir şeyler artık. Karakterimin tutsa kuzeni falanı filanı. Ah be oğlum kendinizi yaktınız ya. Hah gayet güzel. Bakın Gürcü birine verdik. Kültürel kabullenme de arttı bu şekilde. Ünvanı fes ediyorum. Geçmiş olsun. Bunun tabi vasalı falan var. Ben bunu idam edersem falan vasallı aram bozulacak. Vasallı aram şu an %100 zaten korkuyor benden. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Üçgen biçiminde birbirimize... iç sınırı toparlayacağız bu şekilde. Gürcistan'ın bütün dejur sınırları. Aha böyle mükemmel olacak. Tavuklar de vasal kaybetti. Ama hiç sorun değil. Gücü azaldı azıcık. Teselli dükü birazdan zaten tahtından olacak. Şu iki kişi kaldı. Bulgaristan dükü. Ah Bulgaristan dükü. Ah ah Bulgaristan dükü. ya. Ah. Babana toprak verdik o kadar be. Sen burayı istiyorsun değil mi oğlum? Hı? Bak Bulgarlarla aramızdaki kabullenmeyi de arttırıyorum. Yok Bulgaristan despotu düklüğü sadece. Burada değil mi komple? Buraya da zaten hak iddiası vardı. Hah. bir tek burası kaldı zaten. Şu vasallanını alır toprağın artık. Bayılıyor bana. E, şu abi işin biraz bekleyeceğiz. Tazminat istemekle. Al lan tazminatı. Al tamam al, al tazminatı. Bakın. Toprağından oldu. Ben sana para vereyim güzel arkadaşım. Tamam toparla kendini biraz. Ben şuradaki vasalın savaşına katılacağım. Çünkü burası kuşatma altında olduğu sürece buradan hiçbir şekilde düklüğü fes edemiyoruz. En azından köylüyüz yani. Bunu halledelim. Bu kadar. Ha konseyüye mi ölmüş ya? İlginç. Bu değil mi? Karşılıklı yer değiştir. Gayet de güzel oldu. 16, 17. 18-12. Patrick en iyisi zaten. Oğlum sen boş durma. Değiştir hemen buraları. Değiştir değiştir. Balbek aynı. İsyan çıkacak. Hah yakınlarda çok iyi hastalıklar. Bu frengi hastalığı da bitmiş. Şimdi. Ünvanını feset. Tamam. Bunu idam etmeyeceğim. Çünkü babasını öldürmüş oluyorum. Bir karşılığı serbest bırakıyorum. Buraları sana verdim. Ya umarım bana bir yamuk yapmazsın bir sonraki nesilde. Artık bilmiyorum yani şansına kurtardık gibi bu sefer. İlginçti ya. Gerçekten ilginçti. Turnuva için talim yapsak güçlü olur muyuz? Ha yok. Ama olsun hiç sorun değil. Ülkedeki istikrarı sağladık arkadaşlar. Çoğunlukla öyle söyleyeyim. Bu abimiz yaralı ama belki iyileşir bilmiyorum. Şu dejur bölgeleri ufaktan almaya başlayabiliriz sanki. İyi olur. Ya seni kovuyorum ya. Sen benim rakibimmişsin. Yürü Güzel. Başkentinde şöyle kuş atsak. Aa torunum mu oldu? Harika. Beni şöyle evlendirebiliriz. Ana söyleye evlilik yaparız. Mesela. Bir oğlum oldu. Fena değil. Bir bakalım durumuna göre. Şimdi varis değişecek tabi. Varis bu çocuk olacak. Ulan şimdi bir de burada hastalık çıktı. Eyvah. Ve hastalık geliyor galiba. Ufak ufak. Sen de. Al işte ölecek. Savaşı ilan etti. Buzlaştırıcıyı açtık. Büyük ihtimalle buranın savaşı devam eder. Çünkü bu ildeniz Mezopotamya'ya savaş açtı. Halepleri dayatalım. Evet savaşlarını devam ettiriyor enayiler. Harbi harbi enayiler bunlar. Ve bölgemizde bölgemizi de aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Al güzel kardeşim burayı sana veriyorum. Mezopotamya senindir. A veremiyorum çünkü kuşatma altında. Kimmiş bu? Karakterimin rakibi. Bunun adamı rakipmişim ben. Ne... Ben kimle niye rakip oluyorum ki? Ha bu. <laughs> Arkadaşım oldu. Çok teşekkürler. Hemen başkentini kuşatalım. Simişe. Burası çemiş gezek değil mi? Öyle anlıyorum ben. Bakın burada Malatya var. Tamam buraya aldık. Bana 250 altın ödeyecek. Çok teşekkürler. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Hadi bak. Şu deliye verdik. Gayet güzel. İyi de param var. Ancak ülkemde de sağlam hastalıklar var. Bu kırılıyor değil mi bu hastalık? Güzel. Mezhep liderinden altın. Alacağım abi altını. Oluşturabileceğim ünvan. Ne oluştururum bunları oluştururum bir ara. Güzel olur. İsmimizi de değiştirelim artık bence. Ben kendime yeni bir isim koymak istiyorum. Aynen. Gayet güzel. Afaroz. Ulan. Oğlum sana alabiliyorum bunu değil mi böyle? Yok. Seni affedeceğim. Ya da sen kal sen öyle Bakın şöyle bir olay yapacağım. Hatta yapabiliyorsam şunu da oluşturdum. Bu sanırım birine vermem gerekebilir ama. Şu ünvan vereyim diyorum. Şu abinin gücü biraz azalsın. Aşağı bosna ile yukarı bosnayı sana verebilirim sanki. Aynen. Bu ikisini verdim sana böyle benim artık ayrı bir basalım oldun canım ben. Ve şurada bir tek şurası kaldı galiba. Ermeni prensliği değil mi? Buraya mesela böyle kutsal savaş açabilirim. Gayet güzel olur. Bir ara açarım. Özellikle bu bölümde hani alabiliyorsak şu Hırvatistan'ın geri kalanını ve ayrıca istediğim. Bakın şu Filistin tarafları yani Kudüs Krallığı ile Mısır Krallığı'nı almak istiyorum. Eşarilin şevki çok düşük. Dolayısıyla birine kutsal savaş ilan ettiğinizde ittifak olmaksızın katılacakların sayısı azalıyor. Öyle gördüm ben. Destan da başlatabiliyormuşuz. Hastalık. İyi tam ben şöyle bir tura çıkayım ya. Bir gezi yapalım. Şöyle, vergi gezisi. Şöyle, şuraları bir gezelim. Uğrarız şuralara şöyle. Ve i̇şte şuraya uğrarız. Şam'daki kontrolü değil de bir kültürel festivali yapsak iyi olur. Böyle gayet iyi. Kervan başı olarak seni getirdik. Paralı asker muhafızı. Dağcı mı alsak yoksa Çöl savaşçısı mı alsak? Sanki dağcı alsak tehlike biraz daha iyi gibi. Prestij kazanımı. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bak sen dini muafiyet getirdik böyle. tam Seni vasallaştırdık mı? Çok güzel. Güzel arkadaşımız oldu. Annemiz vefat etti. Çok teşekkürler. Para geldi. Şimdi şu mülkleri bakalım biraz arttırabiliyor muyuz? Avlanma bölgesi yerine başka bir şey koyalım bence. Biri tarafından yağmalanıyor muyum ben? O zaman şu savaşçı hocalarını koyuyoruz arkadaşlar. Kim beni yağmalıyor ya? Hıh. Askerleri çıkarmayacağım. En azından düzenli askerleri çıkarmayacağım. Paralı askerle şunların işi hallederim bence. Bu kadar. Korkunçluk 74 arkadaşlar. Bakın adil bir karakter ve 74 korkunçluk. Şurayı arttırabiliyorsak arttıralım. Şuraya bir liman iyi gider. Tireküz'de kale yerine. Aynen buraya da bir liman yapılır. Napoli'ye sonradan üniversite inşa ederiz. Arla yaptık. Konakları geliştirdik. Darül Acizeler ve bir kızım olmuş. Buraya da bir Darül Acize. Daha gezimizin çok başlarındayız. Dördüncü yere geliyoruz. Ooo burada bir hastalık. Eyvah bir dakika ben neredeyim? Ee, burada hastalık çıkması hiç iyi olmadı ya. Öf. Şu an biz bir dakika. Şu an bu seyahati güzergaha özelleştirin Neredeyiz biz? Şu an Harsiyanom'dayız değil mi? Haritada bir konum seç. Tamam denizden gidersek yakalanmayız. Ama burada hastalık artıyor. Ee. Ya seni bir türlü de Hastalık çok kötü ilerliyor. Oh. <laughs> Gut hastalığıydı bu değil mi? Kötü. Oğlum ölebilir mi? Şek hastalığına yakalanmış. Eyvah, eyvah. Oh, kaybetti. Harika. İyileşmeleri çok güzel oluyor. Hiçbir masraftan kaçınmayın abi. Toparlayın. Kendin Maraş'ı var mıydı? Abi, al işte. Al. Ah. Ha, ah, para Borçtan çık. Hadi. Ha. Ah. Bir üniversite ziyareti düzenleyeceğim. Şu an yaşam tarzı ilaç odağından gittim. Sağlığım açısından. Acaba öğrenim odağından mı gideceğiz yoksa savaş alanından mı bilmiyorum. Güzel. Ellerini yıka ve demir gibi açabilirsek daha da yaşarız bence. İyi gidiyoruz. Yetenekli taktikçiyi kaybettik. Dahi stratejist olduk. Ha bu şekilde diyorsun yani. Peki. Şu şekilde yaptık o zaman. Şu abiden para oğlum Gayet güzel. Biraz para biriktireceğim. Mümkünse. Hoppa. Böyle ayaklanması mı? Başkentini mi kuşattılar? Oğlum inanmıyorum ya. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi sağlığım hazır iyiyken bir güreş ve okçuluk turnuvası yapacağım diyorum. Sağlığınız kötüyse bunu yapamıyorsunuz çünkü size. sadece izleyebiliyorsunuz katılamazsınız. Lüks kamplar ve bu şekilde iyidir. Turnuva alanları güzel. Daha ilk kapışmada indik ama en azından 5 seneliğine güreşçi özelliğini almış olacağız. Sağlıklı ortalama artış. Güzeldir. Kızımız büyüdü. Sağlığımız gayet iyi. 5 seneliğine güreşçi olduk arkadaşlar. Okçuluğu biraz arttırmamız lazım sanki. Oo kazandık. Okçu olduk mu acaba? Oluruz belki. Ya okçuluğu biraz arttırabildik ama bir av etkinliğine katılırsak ya da düzenlersek sağlığımız biraz daha artar arkadaşlar. Şimdi ödül vazo kazanmışız çok güzel. Harika gidiyoruz. Mısır ne halde? Güçlü mü? Mısır'ın geliri çok kötü ya. Başkentlerin çok ilginç gerçekten. İd İdareiyeti neydi? Berbat. Kutsal savaş açsam mesela halife katılacak ama halifenin de gücü yok gibi. Ben bunları sanki tek başıma alırım diye düşünüyorum. Şu Filistin'i bir alalım önce. Aklımda böyle bir olay var. Alabiliriz Filistin'i bence. Çok da güzel olur. Bir orduma bakayım son. Ordum ne durumda? Ha şunu konuşlandıralım. Bunu konuşlandırdık. Sonra İdari Saray'dan bir savaşçı saray'a gidelim. 17 tane şövalyemiz var. Çok iyi değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar ben kutsal bölgelerimizden bir tanesi olan Kudüs'ü alacağım. Önce şu düzenli askerleri bir toplasak ne yapar bir ona bakalım. Kalitesi gayet iyi aslında ama ben şöyle bütün askerleri de bir toplayayım ne olur ne olmaz. Ulan yine mi? Kavala mı? Lekeli humma? Başkenti karantinaya al, çabuk. Ordu komutanlarından birine oğlumuzu atayabiliriz. Oğlumuz sarayda durmasın. Ne olur ne olmaz diyelim. Ellerini yıka, sağlık direncinde artış ve saray mensuplarının rahatsızlık kapma riskinde azalma var. Bundan sonra demir gibi açar ve askeriyeden devam edebiliriz. Salgın direncini arttırdık kendi topraklarımızda biraz da ama. Bu artı 42'yi ben 100'e çekeceğim. Sen hiç merak etme. Şimdi dalıyoruz abilere. Daldık. Mısır ordusu yok oldu arkadaşlar. Alife nerede? Alife geliyordu ama. Başka bir savaşa takıldı. Şam var dükü. Ee, güzel. Kendi aralarında savaşıyorlar işte. Güzel. Burayı da alalım. Hastalık ne durumda? ya yani böyle şey oldu o zaman. Bu şekilde kaldı. Daha ilerlemiyor. Güzel. Bir oğlum daha oldu. Bu oğlumu eğiteyim mi? Diplomasiden değil de yine benim gibi savaşçı olsun. Bu savaş bizim arkadaşlar. Mısır ordusunu yok ettik. Gereken yerleri kuşattık ve savaşı kazandık. Kudüs Patrikanesi. Şehrin tekrar Roma kontrolüne geçmesiyle Kudüs Patrikliği tekrardan Doğu Ortodoks Kilisesi'nde Pentarşinin bir makamı haline getirildi. Bu patriklik İsa'nın ölümünden hemen sonra Kudüs Kilisesi'nin başına geçirilen Aziz Yakup tarafından kurulmuştu. Tanrı'ya şükürler olsun. 250 dindarlık kazandık. Bakın. Saygı diyor. Kazanmışız yani bizden daha çok hoşlanıyor. Kilisin düklüğünü bu şekilde gasp ettim. Sonra burayı patrike veriyorum. Patrike verdim. Ne oldu? Papa ile neredeyse aynı konuma geldi. Papa şu an bağımsız bir kral. Ekümenik patriklik de krallık seviyesinde bir ülke diye geçiyor. Kendisi kral sayılır. Hem kontrol ettiği topraklardan hem ortodoks olan bütün topraklardan gelir elde edecek ve bana belli bir kısmını aktaracak. Bununla beraber teokrasi yöneticisi olduğunda benim adammışlık seviyeme göre de vergisi artıyor olacak arkadaşlar. Ülke vergilerinin yanında kendi topraklarından da vergi vermeye başlayacak. Buradaki kontrolü arttırıp binaları yükselttiği zaman da vergisi bir mukabele artıyor olacak arkadaşlar. Kudüs'ü kurabiliyor muyuz? Aa Kudüs'ü kurduk. Çok güzel. Kudüs'ü sana veriyorum abiciğim. Kudüs despotluğu da senindir. Bu Kudüs'ü ele geçirdik arkadaşlar. Sıradaki hedef İskenderiye ve mümkünse Roma'nın ekmek teknesi olan Mısır'ın tamamı. Bir dejur bölgemiz kaldı şurası. Bir de Balkanları ve Sicilya'yı biraz toparlarız. Ben kendisi benden bayağı hoşlanıyor. Para kazandıkça ben kendisine bol bol para alacağım. Şöyle bir büyük tapınak yapabiliyormuşuz. Büyük tapınak yaparsak aylık 2 altın vergisi daha alacağız gelişmişlik artacak. Yerleşkenin sahibi Patrick de bu faydalardan faydalanıyor olacak. Ortodoks'un kutsal bölgesi olduğu için bunu yapabiliyoruz. Aynı zamanda Antakya'ya bunu yapabiliriz. Antakya'ya özel bir bina kurduk. Büyük katedral. Yine buradaki abimizin faydası olacak o. Hatta sen kendi topraklarında şöyle dini değiştirmeye başla. Muhtemelen yapıyorsundur ama. Ya sen niye Yafa'yı başkent yaptın ki burada Kudüs var? Kudüs yap daha güzel. Şu oğullarımızı da eğitebiliriz. Ben sana toprak vereceğim ya. Hiç merak etme. Ben sana toprakları vereceğim kardeşim. Şöyle kutsal savaş da buraya açabiliriz. Güzel olur. Oğlumuza verebiliriz aslında. Bu arada ben kültürüme uzun süredir bakmadım. Biz nereden gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Aa savaş sebebi güzel. Bakın bu çok iyi. 20 ay sonra dejur kontluk ve dejur tüklük savaşları açabiliyor olacağız. Biz halk idaresinden mi gitmişiz? Ben buraya komple kaçırmışım mesela. O zaman savaş sebebini açalım. Sonra erken orta çağdan etkilenen başka bir buluş olur. Oradan devam ederiz. Evet seni vasallaştırdık hadi böyle gel. Vasallaştırdık çok güzel. Şimdi aktarıyorum. Çok teşekkürler. Hatta mümkünse ben Hırvatistan Krallığını da oluştururum. Oluşturdum. Öylesine oluşturdum yani. Ben şu içerideki krallıkların bir kısmını da oluşturacağım. Vasallarımı oluşturmasın diye. Şuraları falan tamamlayabilirsek bir noktada artık papalığa da dalabiliriz. Onun için ordu gücünü biraz daha ilerletmemiz lazım. Bu arada bakın. Blandeer'in hanesi bu. Landre bölgesini tutan hane ama kaybetmiş artık sanırım burayı. Ya bu hane gitmiş komple. Baba <laughs> da bunların soyundan geliyor. Dolayısıyla ben sana şöyle bir savaş ilan edeyim. Orada hastalığın çok yakınında savaşa başladık ama Azari hep savaşta ya. Kötü oldu. Oo burada uf çok sağlam bir hastalık var. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Sen yani niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Kuşatacaksan kuşat, kuşatmayacaksan da. Yani. Tamam şimdi bir de ordusun yok ederiz. Ya buraya gel. Kaçma. Datvan'da yok ettik. Topraksız bıraktık. Karakterimin tutsağıymış. Buraya oğluma da verebilirim aslında. Heh, hiç fena olmaz. Verdik şöyle. Waspura diye oluşturduk mesela. Evlenmesine izin verin. Gayet güzel. Hanedanımızdan bir kişi de daha toprak oldu. Hatta sana biraz para gönderiyorum. Şöyle bir tane tapınak yaparız. Aa güzel. Bir etkileyebiliyor muyuz? %100 bile olacak bir de. Çünkü bizim karşımıza sinmiş. Korkuyor bizden. Cesur olabilir. Cesur olsun bakalım. Güzel. 947'ye kadar. 3 sene sonra tekrar deneriz. Adil falan yaparız mesela. Oo, bu arada lekeli hummaya mı yakalanmış o? Ee, geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun hem de. Sen ölüyorsun kardeşim. <laughs> Anne birliğiniz en azından çok yüksek. O gayet güzel. Mesela ben şu an istesem bu şekilde kutsal savaş elde edebiliyorum kutsal savaşı yaparsam böyle komple bütün mısır elime geçiyor. Tertemiz. 4 ay sonra keşfedilecek. Harika. Ürdün'den burayı deşur haliyle alabiliriz. E sadece burada kalır kendisi. Sonraki toprakları da papaya aktarırız. Pardon Patrik'e. Demir gibi yaştık. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar tekrar buna dönüyorum. Sağlığımız gayet iyi. Hem güreşçiyiz. Demir gibi zaten çok iyi. Bana karşı ne özgürlükçü, sen yürek mi yedin Kıbrıs Cumhuriyeti, ha? He? Savaş oh çok güzel, harika. Bakın şimdi mesela Dejure ile geçmek istediğim zaman mülkiyet olarak alıyorum. O da Hala Ürdün Dükü kalmaya devam ediyor ama sadece burada kalıyor. İlla artık kutsal savaş yapmama gerek yok. Eğer bütün mülkleri şahsi alabiliyorsam. Etkileyen hangisi peki? Var mı burada etkileyen? Yok sanırım. Oh, güzel, hepsini bitirmişiz. İhalk e idaresinden gidelim o zaman. Meşrikilerde Ulan meşrikilerde illa buraya gezim yapacağız Yok Bakın en bir lekeli humma var en bir kızamık var İki taraftan da kuşattılar bizi Hayatı idameye açtık Seyahat güvenliği 125 daha fazla Aa sen ölüyordun sanki ama İyileştin mi peki o zaman Hadi şu hastalık da bitse Yine bir sefere çıkacağım mı? Paramız varken de şuraları yine biraz geliştirin. Ne olur ne olmaz. Düklük binası daha inşa edemiyoruz. Şuraya bir tarla. Napoli'ye kalsın. Siraküze'ye yaptık bir şeyler. Malta'ya şöyle bir liman. Brisis böyle. Gelibolu böyle. Ve Konstantini. Oğlum derdiniz ne? Aa, yeter. Şimdi burada hastalık başladı. Yine Dionysos Ha? Yani şu an azalıyor. Bir yükseldi şu an azalıyor. İyi. İyi, iyi güzel. Hah afaroz edilmiş. Çok güzel. Ünvanını alıyorum canım benim. Harika. İşte bu hiç hoşuma gitmedi. Oyuncu varisimin kindar olması. Günahkar olduğundan kötü. Yani. Hah tertipli yürüyüşü seçtik. Çok iyi. Bekilerçi olarak seni getirdik. Yeğenime şöyle ünvan verdim. Kilikya tüklüğü için. Çok güzel. Para da veriyorum oğlum sana. Kafirlere mi yürümek istiyorsun? 6 ay içerisinde yürüyeceğiz. Hatta şimdi de yürüyeceğiz lan. Heh, hadi bak savaşımızı açtık. Orduda ben varım değil mi? Orduya ben geçtim. İttifak tam. İttifak. Sen strese mi girdin lan? Hah. Hoppa. Yatalak olduk iyi mi? Ürdün şöyle gasp ettim arkadaşlar. Bakın. Ürdün düklüğünü arzuluyor diyor. Kendisine şöyle vereceğim. Bir de bunu yapmamın sebebi şöyle söyleyeyim. Bakın Patrick şu an benim her zaman konseyimde olacak ve önemli bir vasal olacak. Bir imparator olarak en fazla 5 tane önemli vasalınız olabilir. Bir tanesi de Patrick. Diğer vasallar arasındaki güç dağılımını da böyle dengeliyorum. Sen borca mı girin? Sana da para verdim. Hı. Borçta olmayın oğlum. Bura neden İtalya ya? Öf. Savaşmamız mı gerekecek yani? Neyse. Burada çok sağlam bir hastalık var bu arada rengi diye çiçek hastalığı. Hı. Umarım bizim başımıza gelmez. Turnuva için talim yapsak güçlü olduk mu, yaralandık. Ay anasını satayım ve iyileştik. Oğlum ne demek sözümü tutmadım be. Adamlara ne yaptım ya? Ella kutsal savaş mı açalım? Heriflerin toprağını aldık işte. Manyak. Anlamıyorum. O altın vermiş bana. Teşekkürler. O zaman ben senin kişiliğini etkiliyor muyum? Saray politikaları veya Hamilik mi yapsak? Çocuk umarım istediğim gibi olursun ya. Aa, adil oldu. Mükemmel bir çocuk oldu ya bu. Bayılırım. Tutsakları salalım. Para gelir. bu tolunu bekliyorum ben. Ay anasını satayım. Kutsal savaş mı? Ha, kazanabilir gibi mi bilmiyorum ama. Ünvanlar el değiştirmeyecek. Teslim olsa nasıl yani? Bir dakika. Ha, para verecek. Tamam. Hadi bak ben de sana biraz para verdim. Hatta ben birazdan savaş dahi açabilirim. Lan. Açabiliyor muyum? Aa harbiden açabiliyorum ha. Şöyle krallık için kutsal savaş açabiliyorum arkadaşlar. Kudüs ve Mısır bizim elimize geçecek yakında. Daha doğrusu Kudüs geçti çoktan ama. Kudüs'ün bir tek şu Ürdün tarafı kaldı. Onu da alırız. Hiç problem değil. 50 yaşındayız. Sağlığımız iyi. Ay anasını satayım. Özgürlükçü örgütleşme mi yine? Oh şaka mı ya? Güzel. Aylık 70 altın kazanıyoruz. Para konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Güzel. Ee, kötü. Demir gibi açtık. O iyi oldu ama. Bizi biraz daha dayanırsak artık. Oğlumuz büyürse. 3 sene daha yaşarsak. Biri beni ava falan davet etse güzel olur aslında da. Bin değiştirme tamamlandı. Devam ediyoruz arkadaşlar kontrolleri arttırmaya devam. Sağlığım daha da kötüye gitmeden diyorum. Şu şu abilere bir dalacağım ben bir noktada. Şu kata frakları biraz arttıracağım. Oo, Mısır burayı kaybediyor. Eyvah. Benim derhal bunlara giriş yapmam lazım bir noktada. Yoksa burayı kaybedecekler Asvan'ı. Asvan'da Mısır'ın bir tecrübe parçası. Gerçi bunlar düşman Din değil. yoldan çıkmış sayıyoruz ama tekrardan uğraşmak gerekecek. Gerek yok bence. Gene mi geldin? Uh. Ah, ah, ah. Meşruiyet de kaybettik azıcık değil mi? Evet azıcık kaybettik. Ordumuzun kalitesi çok iyi bu arada. Nerede diğerleri? Oo, teşekkürler. Para. Kontuklar da nerede düşük? Şu... He, tabi burada köylü isyanı başladığı için değil mi? O zaman otorite odağına bir noktada belki geçebiliyorsak. Güzel. Harika. Of Tolun Savaşı kaybetti. Biz biraz geç kaldık arkadaşlar. Ee, dolayısıyla ben giriş yapıyorum bunlara. Mısır Sultanlığı için. Akrabalarımıza falan da toprak veririz artık bir şekilde. Orada şimdilik kendimi geçirdim. Aa, şimdi mi lakabım oldu bana? <laughs> Adil Dionysos. Peki. Yine hastalık başladı bir yerlerde. Ben göremiyorum ama. Ya, ülkemizde salgın yok. Peki. İyi. Buradan yayılır sanki. Sultan yakalayabilirsek çok güzel olur aslında. Ya. Sultan gel buraya gel. Ya 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 kaçma kaçma kaçma. Kaçtı ya. Daha doğrusu ordusun yok ettik ama geçmiş olsun. Ya Şimdi ne yapayım ben bunlara? Hı? Ben ne yapayım bunlara? Sert hükümdarlığı açtık. Örgütleşmenin eşiğini yükseltiriz. Bak bir de yani ne zamandan beri hüküm sürüyoruz? 930. Hani 17 sene mi oldu? 17 senedir hüküm sürüyoruz. Uzun hüküm artı 7 görüş. Ona rağmen Mareşalimiz. Peki. Oo, bunlar yayılabilir. Eyvah. Başkent karantina. Arkadaşlar Mısır'da aldık. Mısır'da almış olduk bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Kutsal savaşı yaptık. Tek hayatta Kudüs'ün çoğunluğunu ve Mısır'ın tamamını ele geçirdik yani. Şurası kaldı ama gerçi. Bu sefer de İskenderiye Patrikhanesini ele geçirdik. Evangelist Aziz Marcos tarafından kurulmuş. Tanrı'ya şükürler olsun. şimdi burada hala sultan olarak kalıyor. Ancak yakında yok olacak. tek vasalı kaldı değil mi? Harika. Heh, George, Ya bak burayı sana vereceğim şöyle. Hanedanımız gittikçe büyümüş. Güzel gayet. Aa, gayri meşhur çocuk buldum inanmıyorum. Meşrulaştırdık seni. Sana şöyle bir yerlerden. Ha şöyle ünvan verelim mesela. Umarım Ölmesin ve ölmeden önce çocuğun olur. Biraz da diyorum hanedanımıza mı versek? ha toprak. Sanki fena olmaz gibi ama. Güzel olur bence. Karakterimin oğlu. Oo, fena değil. Baksana şöyle toprak verdim. Evlenmene izin verdim oğlum. Tamam. Şöyle düklük oluşturacak şekilde. <laughs> Mısır Mısır'ın ordusu kalmış hala burada. Çok iyi. Ya. Hayatı karardı. Burayı sana verdik can. Şöyle şu şekilde. Burayı böyle sana verdik. Buraya şu Mısırlı birine verdik. Fena olmaz. Muhtemelen çocuk yapamadan ölür. Buraya şu Mısırlı bir soyluya verdik ve toprakları da. Ha bir de şurası mı kaldı? Peki. Hadi bak burayı da sana verdik böyle. Hadi. Çok güzel. Dejur sınırlar olacak şekilde dağıttım. Çok daha kolay olur. Aa! Bir dakika ne? İnanmıyorum. Yeni cihat dönemi. Arkadaşlar kadın bir halife var. Şu kufe. Yok ediliyor sonra oluşturuluyor tekrar. Kendisi toprak sahibi olduğu için ve bir tane kutsal bölgeyi kontrol ettiği için. Abbasiler kaybediyor sonra nereyi kontrol ediyor? Necit mi? İyi. İyiymiş. Gayet iyi. Hadi kolay gelsin diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kudüs ve Mısır'ı ele geçirdik. Akdeniz'i üç bir yandan sardık böyle. Ya bu bize kalkışan abi değil mi? İyi. better olsun. Bunları salalım. Teşekkürler. Gayet iyi iş becerdik bence ya. İyi gidiyor yani. Oğlum avcı mı oldu? Mükemmel. Benim topraklarımda hastalık var gözüküyor ama. Güzel. Gayet iyi. Halk idaresine ilerliyoruz. Etkileyen şu an var mı bilmiyorum. Yok galiba. Oo, oğlumuz da büyüdü. Mükemmel. Evlilik düzenleyelim canım sana. Hı? Bak şurada çok güzel kadınlar var. Görmüş olduğun gibi. Bunu bunu seçmeyelim. Bu düzenbaz ve sadist. Şundan güzel çocuk doğar. Bundan baya çocuk doğar hem de. Yani. Bu da fena değil. Bu da uysal olur. I tamam ya şu şekilde yapacağız. Böyle evlendireceğiz. Çok daha iyi oldu. Bol, bol çocuk yaparsınız. Hoppa, hastam oldun sen. Bu örgütleşme canımı sıkıyor arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum. Aa, bir dakika Macaristan ne? Boyun eğdirme savaşı mı? İnanmıyorum. Boyun eğdirme. <laughs> Kiev dükü Macaristan kraliçesine. Bak şimdi Macaristan çok acayip bir şey olacak. Evet geçmiş olsun. <laughs> Patladılar. Oğlum diye. Gayet güzel oldu. Buradaki adamlar hala tek parça olarak kaldı ya. Hoppa. Var rakip oldu. Yaraladık mı çocuğu? Umarım ölmez. Elimde bir tane envanter var. Heh şu küçük artış aynen. Bizim çocuk şimdi yaralı. Hastalıktan da yeni çıktı tabi. Eser hediye edeceğim. Şimdi envanterine koysun. Gayet iyi olur. Güzel. Buraları komple ortodoksa çevirmişiz. Burası da elimize geçti bu arada. Adanmışlık seviyesi başına öğrenim de artıyor. Artı iki. Bakın. 19. Benekli humma diye bir şey çıktı bu sefer. Hekimi çağırın. Salgından saklanıyor. Ha, e, ee, hasıl. Güzel. Bir dakika. Yakalandık mı? Hayda. Öf. İnzivaya çekil. Yo, biz iyice öleceğiz. iyice öleceğiz. İnzivaya çekil güzel. Tamam. Varisim ölüme yakın diyor. Bu durum hiç iyi değil. Acaba Leon'la devam etsek daha mı iyi ya? Kirillos yerine. Ölebilir gibi ya. Ölecek sanki. Yaralı ve lekeli humma. Yani. Başkente nasıl geldi anasını satayım. Güzel bir karakter olurdu. Hadi bak senle evlendiriyoruz. Donuk, keder, gut, yatalak ve hüzünlü ama ona rağmen demir gibi var diye çok daha iyi bir çocuk olur gibi öğrenimden götürdük. Bakalım. Ya şey de yapabilirdim normalde. Para kazanma üzerine de esasında deneyebiliriz sanki. Yapabiliyor muyuz? Yaşı biraz ileri ama. Hadi öğrenim odağından gitsin daha iyi. Bence daha iyi. Kültürümüzü biraz iyileştiririz. Erkek kardeşim kendi kır başladı. Hmm bu hiç hoş değil. Lekeli humma. Çok kötü ya. Varisi kaybettik iyi mi? Aa sen toprakları büyüttün mü? Oo çok iyi. Mükemmel. Böyle kendi başına yapıyor bir şeyler. Gayet iyi. Helal lan sana. Birinci oğlum da benim önemli vasal olmuş. Harika. Şahsen bu çocukla oynamayı isterdim. Savaşçı özelliği yüzünden ama. Halinden memnun yapsak seni. Yok. Stres seviyemiz yükseldi. Sağlığımız kötü diyor. Mezhep liderinden de para alamıyoruz galiba şu an değil mi? Yeterli paraya sahip değilmiş. Ama bayağı bir toprak verdik kendisine. Buralardaki kontrolü biraz daha arttırsa mesela. Onun için daha iyi olur gibi sanki. 57 yaşındayız. Hatta bunu da adını değiştirelim. Leon olmasın. Yani dedesi olmasın bence. Alexios olsun hadi. Alexios. Alexios Makedon. Çok daha güzel bir isim. Oh çok şükür hastalık bitti. Oğlum savaş açmayın birbirinize. Ah, yeter. Normalde stresimi azaltabilir. Daha sağlıklı da yaşayabilirim ama artık bence yeterince yaşadık. Yaşımız da ilerledi. Oğlumuz genç. Gencecik. Harika özellikleri var. 16 yaşında mesela. Geçsin tahta. Değil mi? Hadi ben öğreteyim seni. İyi olur. Aa bir dakika. Oo burada aman Allah'ım. Kıyamet kopuyor burada. Bir saniye bir saniye bir saniye. Burada harbiden kıyamet kopuyor ve benim bundan haberim yok. Savaşa katılmayı teklif ediyorum. Savaşınıza katılmayı teklif ediyorum. Eğer buradaki köylü isyanlarını bastırabilirsek arkadaşlar. Buradaki köylü isyanlarını bastırabilirsek. Buradaki eşari halkçı örgütleşmesi biter. Şöyle paralı asker. Şuraya ekledim. Kendi ordularımı kaldırıyorum burada. Başkentini kuşatıyor ama hiç sorun değil. Hallederiz. Burayı boş geçebiliriz. Garnizon yetmiyor. Şurayı halledelim. Burayı halletmişiz. Buradaki isyanı bastıralım. Bunu görmem çok iyi oldu. Çünkü bakın arkadaşlar. Halkçı örgütleşme düştü. Belli bir yeri hallettiğimiz için. İstihkam komutanı olduk. Zorlukların üstesinden gelmek. Gayet güzel. Orayı hallediyorlar. Burayı da hallettik. Çok güzel. Bir tek su, şuradaki isyan kaldı. Mükemmel. Casus başım ölmüş. Bunların hepsini zaferle kazandık. Ölüyoruz evet. Artık. Hah büyüdün mü? Çok güzel. İdareci saray mensubunu açarsak. Aa kanını kutsa. Bunu yaparsak 80 strese patlarız gibime geliyor ama bir sonraki hayatta yapsak bekleyelim bence. Hekim. Hafif tedbir. Muazzam. Mükemmel. Evet artık görelim yeter. Evet burada başlamış. Bizim şu an salgın direncimiz. Bakın arkadaşlar 100. Daha benim elimden gelecek bir şey yok. Daha bunu fazla arttıramıyorum. Hastalıklar gelişmişlikleri de azaltıyor. Elimizde İstanbul var. Sürekli artan bir gelişmişlik var ya o yayıyor. O açıdan gayet güzel yani. Gelişmişlik hiçbir zaman böyle buralarda sönmez tamamen. Evet azalıyor mu? Oh çok güzel. İmparator Dionysios 60 yaşında Tanrı ile buluştu ve huzur buldu arkadaşlar. 24 yıl görevde kaldı. Hayatının belki son 5 senesi ciddi keder, hüzün ve stres altında olsa da çok büyük iki iş başardık. Birincisi Kudüs'ü ele geçirdik. ikincisi Mısır'ı ele geçirdik. İlk oğlu ne yazık ki hem yaralı hem de lekel hummaya yakalandı. O hiç iyi olmadı. Ancak yerine 18 yaşında çok iyi özelliklere sahip olduğunu düşündüğüm öğrenim konusunda da kendini geliştirmiş bir abi var. Artık buna da özgürlükçü örgütleşme diyeceklerse yani ben teslim olacağım. Harbiden uğraşmak istemiyorum. En kötü hani 18 yaşında özel vasalı çekeriz. 38 yaşına gelince yani 20 sene sonra da tekrardan kısıtlı taht otoritesine geçeriz. Buraya kadar sabredip beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü görüş ve düşünceyi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.